Peki fındıkla alakalı rakamlar konuşuluyor. Evet. Bugün 50 lira, 52 lira olması gerektiği söyleniyor, isteniyor, talep ediliyor. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Yani konuyu kurtaracak mı acaba? tabii şöyle bakmak lazım fındık mahsulünün değerine. Fındık neticede dünya pazarında dolarla ve euro ile işlem gören ve sadece Türkiye'de üretilen ama dünyada satışı ve pazarı olan bir ürün. Ve bu ürünün de %70'i bu verimli topraklardan çıkıyor. O %70'in büyük bir bölümü de bizde. Pardon, %40'ı Türkiye'den çıkıyor, %40'ı, %70'i de Ordu ve Giresun havzasından çıkıyor. İtalya, Türkiye'den sonra en büyük fındık üreticisi olarak karşımıza çıkan bir devlet. İtalya'da fındığın, 50 randıman kabuklu fındığın fiyatı 3,5-4 euro. Bugün bir de hesap yapar mısınız 3,5-4 euro ne kadar yapıyor? 3,5-4 eurodan işlem görüyor. Şimdi İtalyan fındığı nasıl? Evet, 4 euro olsa yaklaşık 60 lira yapıyor. Evet. İtalyan fındığı nasıl toplanıyor biliyor musunuz? Onlar da düz arazi olduğu için fındıkların arası geniş mesafede makineli tarımla toplanıyor. Şimdi biz fındığı üretiyoruz. Üretim yapıldıktan sonra toplarken de emek yoğun toplanıyor ve çok ciddi bir toplama maliyeti var. İtalyanlar hem makineli tarım yapıyorlar, toplama maliyetleri düşük, hem de ürünün kilogram fiyatı 3,5-4 euro iken bizim şimdi vatandaşımıza 30 liradan fındık fiyatı vermemiz ne kadar adil? Bir de ürünün dünya satış fiyatları belli. Sen oraya gözünü kapat. Sen orayı görme. Sen bir dakika bekle. Ben sana bu kadar veriyorum diyen bir anlayışla yönetiliyoruz. Ve devlet fisko birliği zamanında ekarte ederek üreticiyle satın alan fabrikaları ve manavları karşı karşıya bıraktı. Şimdi bu konuda manavların üzerine de ciddi sorumluluklar yüklendi. Çünkü o insanlar da sonuçta fındık alarak geçimlerini temin ediyorlar. Bu konuda bir düzenleme yok. Ne yapılması gerekiyordu? Bir kere devletin bu fiyatın açıklandıktan sonra da takibini yapması gerekirdi. Fakat bizde fiyat açıklanır. Sonra belli spekülatörler çıkarlar. Fındık miktarının bu sene beklenenden çok fazla olacağını söylerler. Fındık fiyatlarını daha ürün sahaya inmeden baskılamaya kalkarlar. Bunun takipçisi hiç kimse olmaz. Devlet bu konuda herhangi bir yaptırım uygulamaz. Sonra ne olur? İşte çok fazla mahsul var diyerek fiyatı baskılarlar. Devlet 40 açıkladıysa 35'i alırlar. Yani burada tekelin oluşmaması için yine devletin belli kurumlar aracılığıyla piyasayı kontrol etmesi gerekir ve fındığın da dünya genelindeki fiyatını biraz önce söylediğim 3,5-4 euro arasıdır.